ortalarında bir yerde korkma der. Demek ki bir korku ile muhatap olan insanlar vardı. Neyin korkusuydu bu? Yokluğa mahkum olma korkusuydu. Bu korku atlatıldıktan sonra, bu korku artık hissedilmedikten sonra İstiklal Marşı rafa kaldırıldı. Sadece rafa kaldırılmakla kalmadı, İstiklal Marşı'nın gösterdiği hedef ve istikamet reddedildi, terk edildi. Her ne kadar biz anayasamızda Türkiye'nin milli marşı İstiklal Marşı'dır diye yazmışsak da bunu başlangıçtaki korkuyu hatırladığımız için yaptık. Yoksa İstiklal Marşı dediğim gibi o korku atlatıldıktan, geride bırakıldıktan sonra ön planda hiçbir zaman olmadı. Çocuklara ezberletildi, oraya buraya asıldı, resimlendi vesaire vesaire. Ama İstiklal Marşı bizim toplum hayatımızın yön verici ve toplum hayatımıza hedef tayin edici vasfı kabul edilmedi. Bunun çok bariz bir örneğini size sunayım hemen. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. İstiklal Marşı bunu söylüyor. Ve ...1932 yılında Arapça aslına uygun olarak ezan okuyan insanların 3 aydan başlamak üzere ağır hapis cezasıyla cezalandırılacağına dair bir yasa çıkıyor. 1932 yılında.